Sadece bir bardak çayla karnınızı doyurup fazla kilolarınızdan hızla kurtulmak ister misiniz? Cevabınız evetse sıradaki haberimizi dikkatle izleyin. Doktor Murat Topoğlu acıktırmayan çay tarifini veriyor. Kilomuzu biraz azaltacak. Daha çabuk doyuracak. Az yiyip çok doymayı, uzun süre acıkma hissini duymadan kolayca zayıflamayı isteyenler, bu tarif tam size göre. Yarım bardak bile içseniz sizi daha az yemek yedirecektir, emin olun. Doktor Murat Topoğlu hem acıkmayı geciktiren hem doymayı çabuklaştıran mucize gibi bir çayın tarifini Magazin 8'e anlattı. Size acıkmamızı biraz azaltacak, daha çabuk doyuracak. Yemeklerden önce içeceğimiz bir içecek tarifi vermek istiyorum. Kilo verme süresini hem kolaylaştıran hem de hızlandıran, acıkmayı geciktiren çayın malzemelerini öğrenelim önce. 1 litre su alalım. Bu 1 litre suyun içine şurada gördüğümüz taze maydanozlardan şu kadarcık bir kopartıyorum. Ve bunları ne yapıyorum? Küçük küçük kesiyorum gördüğünüz gibi. Saplarıyla beraber özellikle. Bunları alıyorum ve bu 1 litre suyun içine bu doğramış olduğum, saplarıyla doğramış olduğum özellikle maydanozu koyuyorum. Bu arada genellikle hep söylerim ben hastalarıma da, iştahı azaltan en önemli şeylerden bir tanesidir. Ne yapıyoruz? Taze nane. Eğer taze nane kullanmak istemiyorsanız evde kurutmuş olduğunuz nanelerden, kuru nanelerden de olur. Ama ben bugün taze naneleri alıyorum gene bir parça ve bunları küçük küçük doğruyorum. Doğradıktan sonra bunun içine koyuyorum 1 litre suyumuzun içine. Buradan sonrasına dikkat. Çünkü bu aşama doğru olmazsa acıktırmayan çaydan yeterli verim alınamayabilir. Buradan sonrası çok önemli. Neler koyacağız? İşte gördüğümüz gibi çay kaşığı alıyoruz elimize. Çay kaşığıyla beraber gördüğünüz gibi bir tarçın. Hepimiz biliyoruz bu tarçından şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar içine atıyoruz. Ve önemli bir şey keten tohumu. Keten tohumu da aynı şekilde öğütülmüş. Bundan da bir yarım çay kaşığı atıyoruz. Ve vücudumuzdaki hem metabolizmamızı çalıştıran, aynı zamanda hem antioksidan olan ve kanserle savaşan zencefil var. Zencefili de kurusunu bu şekilde alıyoruz. Bundan tam tat, yani bir çay kaşığının dolusu kadar toz zencefili de içine koyuyoruz. Ve sürpriz bir şey daha koyacağız burada. Çok önemli. İşte acıktırmayan çayın bel kemiği olan, açlık hissini bastıran en önemli malzeme. Karabiber koyacağız. Karabiberden de bu şekilde çay kaşığının yarısı kadarına katıyoruz. Ve bunları güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Peki bu çay ne zaman içilecek? Öğlen, akşam yemeklerden önce bir bardak ya da yarım bardak bile içseniz sizi daha az yemek yedirecektir, emin olun. Böylece acıktırmamızı biraz daha geciktirecektir. Afiyet olsun.